O'tgan safar muhozara, mukoshafa va mushohada istilohlarini o'tdigan. Muhozara oldin bo'ladi, keyin mukoshafa bo'ladi, keyin mushohada bo'ladi. Mushohada nima edi? Oxirgi darajasi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini qalb ko'zi bilan ko'rish, idrok qilish. Endi yana boshqa istilohlarni, bu kishi boshida shu istilohlarni bayon qilib qo'yapti. İstilahlarını bayan kılıçtan murat, kişi zikirge girişip, özünü pakilip, takvaga otup, sünnetke amel kılıp, kalbini Allah'a bağlayandan ki, bağlaşka uğrunu mihnet kısa, kalbide uzgarışlar buladı. O şende, o şey uzda keçiyekken keçinmelerini doğru bu hale alışı için bu istilahlarını bayan kılıp koyarlar. İkinciden, biz siz kitaplarda görseyiz, birer ulamanı sözde işseyiz, o'shanda tushunishingiz uchun ham o'zingizda kechgan holatlarni anglashingiz uchun ham biror kitobda shu tasavvuf mavzusida o'qigan paytingizda o'sha ulamolarning gapini anglashimiz uchun bizga bu istilohlarni bayon qiladi. O'zimizdagi narsani anglash uchun, uni anglash uchun kerak bo'ladigan jihati shuki, kishi o'zida kechayotgan holatni birinchidan bilmay qolib dovdiramaydi. Ikkinchidan bu hozir istilohlarni bayonida o kishi aytgan paytda biz bilamizki bu narsalar o'tkinchi narsalarligini. Shuning uchun aldanib qolmaslikka ham yordam beradi bu ilmlarni bilish. Ba'zi bir kishilarda shu birorta bir qalbida bir yorug'lik paydo bo'lsa, biror ma'rifat kelib qolsa qalbiga, darhol o'ziga baho berish paydo bo'lib qoladi. Men zikr qildim, shunaqa bo'ldim, taqvo qildim, shunaqa bo'ldim deb o'shanga aldanib qolish mumkin bo'lib qoladi. Ko'p bo'ladi, juda ko'pchilikda bo'ladi. Shaytonni toydiradigan makrlaridan bittasi shu majol bo'ladi. Shu yo'nalish bo'ladi. O'shunaqa paytda biz bu istilohlarni bilib olishimiz bizga foyda beradi. Ba'zilari mubtadilarniki bo'ladi, ba'zilariniki muntahilarniki bo'ladi bu istilohlarda aytilayotgan holatlar. Aytadilarki, qolal ustozul imamdan murod kim? Imomi Qushayri. Aytadilarki, loyihalar, lomiyalar taliyalar deb ataganlar. Loyiha, lavaih degan loyiha, loyihalar. Lavami degani lomiyalar. Tavali degani taliyalar. Bular nima? O'zi loyiha ham bir zohir bo'lgan narsa. Lomiya yalt etgan narsa. Taliya zuhur qilib yarq etib ko'ringan narsa. Tushundingizmi? Loyiha go'yoki lib etgan narsa. Lomiya yilt etgan narsa. Allo taoliya yarq etgan narsa. O'zbek tiliga bir yaqinlashtirish uchun o'giradigan bo'lsak shunday. Uchalasi ham bir xil deyarli bir-biriga yaqin narsalar. Faqat darajasi bir-biridan farq qiladi. Nimasi bilan? Tezligi, sekinligi bilan. Hozir uni tushuntiradi. Bu lafzlar mutaqaribatul ma'na. Ma'noda bir-biriga yaqin. La yakadu yahsulu baynaha kathiru farq. Ko'p ham orasida farq yo'q. Loyiha, lomiya, taliya degan istilohlardagi narsalarning orasida ko'p ham farq yo'q. Wa hiya min sifati ashabil bidayati fi taraqqi bil qalb. Qalbi bilan ruhoniy taraqqi etayotgan kishilarda boshlanish holatlarida, birlamchi bosqichlarida bu narsalar kechadi. Birlamchi holatlarida kechadi bu narsalar. Ya'ni qalbida bir narsa yilt etib yonadi. Bir nurlanish sezadi ba'zida inson zikrda. Yo'da qanaqadir ma'noni anglaydi. Masalan, subhanalloh deb yuradi doim o'zi asli. Bir kun subhanallohdan hech qayerda o'qimagan, ko'rmagan narsasidan bir ma'noni qalbiga Alloh soladi. Subhanallohni ichida. Yana bir kishi masalan Qur'on o'qiyotgan paytda Qur'ondan qanaqadir ma'no qalbiga keladi. Qalbiga kelib go'yoki yilt etib yonadi. Yo'yinki qanaqadir bir qalbida bir ruhoniyatida nurlanish sezadi. Rag'bat sezadi, ko'yin yozilganini sezadi. Bu bo'ladi. Mana shu o'zi 5 vaqt namozimizda ham bo'lish kerak aslida. Aslida biz agar namozni o'zini haqqini ado qilib o'qsa kishi har namozda oldingidan ko'ra yaqinroq bo'ladi, har namozda oldingidan ko'ra qalbida taraqqi paydo bo'ladi. O'sha taraqqi etish asnosida bu narsalar zohir bo'ladi. Lekin u qalb bilan ishi yo'q, zohir bilan band bo'lgan odam o'tirib turaveradigan bo'lsa yotib zikrlarni tilini uchi bilan aytib ketaveradigan bo'lsa, qalbiga bu zikrlar singmasa, qalbi Alloh bilan bog'lanmasa, u kishida 50 yil ibodat zikr qilsa ham bu narsalar sodir bo'lmaydi.
Çünkü hayran buluşum mümkün bunu işiten adam ki ben şunca mesela zikir kıyamam ben de bulmayan o değişim mümkün. Kalbi uygulaması şu, bulmaydı o. Bu kalpte geçerken haletler. Bunun için kişinin kalbi de zikir uygulayan buluş gerek. Demek birbirinden ne bilen fark kıladı dese kuvvet ve şekilde kalbi de yilt etken yarulik yani ki şu bir marifetinin kuvveti ya ki şu tuyğunun kuvveti ve devametine karar fark kıladı. Layıkadan göre lamiye kuvvetli irak uzarak duradı kalpte. Lamiye'den göre taliye. Uzarak duradı kuvvet köprü olarak, tesir köprü olarak. Bazen şu sohbetlerde hem böyledi. Bir sohbette oturduğunuzda kalbiniz yarışıp kalbinizde bir rahat geldi, bir nurlanış peyda böyledi. O şu sözlerden insanın kalbinde uyanış böyledi. Bazen kitap okuyan da böyledi. İmam Rabbani'nin mektubatlarında en çok sadır bo'ladigan holatlardan biri shu Imom Rabboniyni maktublaridan hol ham hosil bo'ladi. O'qigan odamga hol hosil bo'ladi ba'zan. Uni o'sha tajribada ko'rganlar aytadi buni. Shu narsani shu quvvatiga qarab turib, birlamchi boshlang'ich lip etib ledar o'chib qolsa, uni loyiha deyishadi. Biroz davom etsa, biroz ta'siri qolsa lomiya deydi. Biroz uzoqroq bo'lib, biroz kuchliroq bo'lib, asar ko'proq qolsa ta'sir Talia deyişedi. Etmakçılar ki felem yedum lehum ba'du diye u şemsil ma'arif. Neme uçun bu narsalarını bidayet yani başlangıç baskıştaki ruhi terbiyede kalp terbiyesinde kalp ruhani yükselişte kalbi yükselişte başlangıç adamlarda böyle deyip neme gayeti yaptı deyse hali ularda marifet kuyaşı parlamagen böyledi. Kalbide tole marifet kuyaşı parlamagen böyledi o adamda Şunaqa azgina azgina işaralar bo'ladi xolos. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularning qalblariga rizqlarini har onda berib turadi. Walahum rizquhum fiha bukratan va ashiya oyatidagi kabi. Ya'ni walahum rizquhum fiha bukratan va ashiya deb Alloh jannat ahlini yemaklari ertayu kech berib turiladi degan. O'sha jannat ahlini qanday ozuqalantirsa Alloh subhanahu va taolo bu bandalarining qalbini ham Şuna kanki ertayu kech özünün tamamından bo'lgan bazı nurlar bilen, lütfler bilen, manolar bilen onların kalplerini rızklandırıp duradı. Kalbini rızklandırganını belgesi kalpte kuvvet küçeydi. Nefsini tecavüzleri peseydi. Borgan sarı insanın kalbi küçeyip, ruhaniyeti küçeyip baradı. Haliye günahke bo'lgan meyli peseyip, adaşı kemeyip, kalbini uyguğalıge artıp baradı. Borgan sarı. Bu kişi etmek için, lekin Allah Ta'ala ularga rızkını keçeyi kündüz verip duruyor deyişten murat. Asli bu layiha degen, lamiya degen derseler, işte yılt etip kalbinde payda bulan bir nürlenişler. Asli yılt etip yokup geçiş gerek yok. Allah Ta'ala merhamet kılıp tekrarlayıp duruyor ularga. Tekrarlayıp, tekrar şu derslerine onların kalbinde sap duruyor ki, tayin ki, ber devamlılıkı otsun ki, bar. Bu, da, yine ayetimiz takitle bu kalp bilen şugullanıyken, zikirde kalbi uyguluk durduğun adamlarda keçer. Bu mesela 50 yıl teheccüd okup tesbih ayeti orada hasıl bulmaydı. Bu narsaların hasıl buluşu için kalbde birinci bulup kirliler ketken buluş gerek. Haset, bir onu kemsitiş, bir onu yaman körüş, bir onu nispeten adavet, kek saklaş, bakırlık, şehvetke biriliş, dünyevi lezzetlerge biriliş kebi narsalarından keçkende kişi keyin bu narsalarını sıkılır. Ama o meyşet parası bulup lezzet, dünya lezzetlerige, tene lezzetlerige dünya lezzetlerige, tene lezzetlerige, tene lezzetlerige gark bugün halette zikir kısa bu narsalar hasıl bu miydi? Çünkü Harisat ibn-i Malik raziyallahu anh'un hadislerde azeftu nefsi yani dünya digenler. Keyfe asbahtı, kandeyi tanıtırdın digenlerdi. Mu'min holatda degan deydilar. Keyin iymonning haqiqati nima deganda u kishi aytdilarki nafsimni dunyodan uzdim degan. O'lib qolgan emas, yoki tarki dunyo qilgan emas. Lazzatlardan albatta masalan tanani ehtiyojini qondiraveradi, yemoq ichmoq joyida bo'ladi, oila bilan bo'laveradi. Lekin shu lazzat parastligini tark etadi. O'sha lazzatni orqasidan yurishni. Mana shundan birinchi bu nafsga doir tanaga doir, tanani ehtiyojiga doir nafsni vasvasalar shu tomondan keladi. Ikkinchisi insonning ruhidagi quvvatdan kelib chiqadigan nafs kasalliklari bo'ladi. Masalan, o'sha birovni yomon ko'rish,
qalbida keksa qilish, intiqom olish, ko'p g'azab qilish kabi. Shunaqa narsalarni ham qalbdan tozalash kerak. Shularni tozalagandan keyin keng kishining zikri qalbiga o'tadi. O'shanda u kishining zikridan qalbida o'zgarish paydo bo'ladi. Ammo dunyoning lazzatidan kechmasa, u o'sha maishatparast bo'lsa, shuningdek insonlarga nisbatan munosabatida hali uni yomon ko'rgan, hali buni kamsitgan, hali palonchidan o'zini afzal ko'rgan, qalbida kibr bor, hasad bor, kek bor, hiqd bor, riyo bor. Bunaqa holat bo'lsa, u odamda zikrdan mutlaqo foyda bo'lmaydi. Ajr olishi mumkin tilidan chiqqaniga. Alloh taolo va'da qilgani uchun bittaga 10 ko'paymaydi. Shuningdek, uni ham havada qilib qo'ymasa agar. Lekin u odam taraqqiy etib Allohga yaqinlikni his qilishi hosil bo'lmaydi. Demak, bu narsalarni hosil qilish uchun birinchi kishi qalbini, nafsini o'sha illatlardan tozalash kerak bo'ladi. Shunda bu hozirgi aytilayotgan qalbdagi nurlanish holatlari kishida sodir bo'ladi. Fakullama adlama alayhim, qachonki ularga osmon, ularda osmon, qalb osmonlari zulmatga cho'msa, nima bilan? Nafs nasibalari bulutlari bilan. Sanaha lahum fiha lawaihul kashf. Ularga kashf loyihalari zohir bo'ladi. Sanaha. Va qurb, Allohga yaqinlik lomiyalari porlashni boshlaydi. Va hum fi zamani satrihim yarqubuna faj'atan lawaih. Ular satr holatida bo'lgan paytlarida to'satdan bir loyihalar bo'lib qolsaydi deb kutib turishadi. Bu nima degani? Kishi o'sha qalbida lip etib bir nurlanish paydo bo'ladi. Bir ruhoniyatida bir tozalanishni sezadi o'zida. Qandaydir qalbida bir ma'rifatni sezadi. O'sha holatni yana haligi yemoq ichmoq bilan boshqa narsa bilan band bo'lgan paytda yo'qotib qo'yadi. Qalb osmonini nafs nasibalari bulutlari to'sib qo'yadi deyapti gohida. Davom etmaydi lekin. U odam iloji yo'q, inson hali bu holatda, hali bu holatdan undan bunga, bundan unga o'tib beradi-yu. O'sha holatini aytibdi. Bu asu aytayotganlardek bidoyat holat, boshlang'ich bosqichdagi kishining qalb tarbiyasida boshlang'ich bosqichda o'tadigan holatlari. Ya'ni masalan nafs nasibasiga yemoqqa qaytsa, yoki o'zini shu istaklarini qondirishga qaytsa, qalbi g'aflatga tushishni boshlaydi yana. O'sha paytda ularga kashf, ya'ni Alloh taolo tomonidan loyiha. Loyiha deganimiz bir biz tilimizdagi loyiha emas, ya'ni laiha. Ya'ni yilt etgan bir nurlanish Alloh taolo ularga ochib beradi. Toyinki nimaga desa, lekin qurb lomiyalari, qurbdan bo'lgan, ya'ni Allohga yaqinlikni his qilishdan qalbida bir nurlanish paydo bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo o'ziga qaytaradi u bandani. Ya'ni zikrda, ibodatda, muroqabada turgan paytida qalbi bir nurlanib turgan bo'lsa, keyin odamlar bilan aralashib yo'inki o'zining nafsi nasibasiga yuzlangan paytida haligi nurlanishdan so'nib qoladi. Keyin Alloh taolo uni o'ziga chorlash uchun yana ozgina shu lavoyihdan jo'natib qo'yadi. Ki toyinki u qaytsin u. Tana rohati yoki nafs nasibasiga sho'rg'imasinda qaytsin. Ular o'sha satr holati, satr degani kishini nafs ehtiyojlari, tana ehtiyojlari, nafs istaklari. Nafs istaklari deganimizda o'sha birov bilan yaqinlab o'tirish ham kiradi. Yoyinki bir o'zini ko'rsatish ham kiradi nima bilandir. Yoyinki boshqa birov bilan masalan deylik, birovga nimadir yetkazib o'zi tomonidan o'zini bir namoyish qilish bor. Turlicha nafs inson o'zi istagan narsalar bor-ku, o'zi uchun. Alloh taoloni Alloh subhanahu va taolo uchun emas va tanani ehtiyoji ham emas bo'lgan nafsni talablari bo'ladi. O'sha narsalar bilan band bo'lgan paytida bu kishi yarqubuna faj'atan lawaihdan tusattan o'sha Alloh taolo bizga menga qalbimga haligi zikr paytidagi bir nurlanishni bir keltirib qo'ysa-yu yana qaytsam degan istaklari turadi. Bu odamlar inson bidoyada shunday bo'ladi deyishdan, buni ta'lim berishdan murod nima? Qalbingizda shunday holat bo'lsa, birinchidan g'animat biling degan. Qalbingizda masalan bugun ertalab zikr qildingiz, qalbingizda qanaqadir uyg'onishni sezgan bo'lsangiz, shuni g'animat biling. Masalan, dunyoviy ishga yoki bir nafsni nasibasiga mashg'ul bo'lgan paytingizda sho'ng'ib ketmangki, haligi loyihaga, nurlanishga, lomiyalarga qaytish ilinji tursin sizda ozgina. Toyinki bir yo'li
yo'qotib qo'ymang o'sha qalbdagi nurlanishni, yuksalishni. Toyinki qayting, masalan, ehtimol bo'lgan bo'lsa, o'sha zikrda peshinda o'zingiz bilan band bo'lib boshqa o'rib yursangiz, asrdan keyin yoki yotishingizda yana o'sha qalbingizdagi zikrdan huzurni qaytishini yoki namozingizda qaytishini, beshala namozingizda qaytishini kuting. Namozingizni apil-tapil o'qib ketavermang yoki dunyoviy hayol bilan uni tashvishi, buni tashvishi bilan yuzaki o'qib qo'ymang. Bomdoddagi yoki tahajjuddagi xushuingiz, tahajjuddagi huzuringizni istang. Iroda qilinayotgan ma'no shu. Endi shu bilan birga bu yerda yana bir nuqta bor, yuqorida ishora qilganimizdek. Kishining qalbida shu bir nurlanish paydo bo'lsa, bir ma'noni anglab qoladi oyat karimalardan, tasbihlardan, zikrlardan ba'zi ma'nolarni anglaydi. Shu paytda bir shunday bir Alloh taolo ma'rifat berib qolsa, ozgina o'zidan ketib qolmang. Yoki birovni qalbidagini Alloh sezdirib qo'yadi gohida. Unda ham o'zidan ketib qolmang. Men yetishib qolman deb o'ylamang. Bu narsalar bidoyatning ishlari. Boshlanishda Alloh taolo bandani qalbiga ba'zi bir shunaqa turtkilarni beradi deb ogohlantirish uchun bu gapni aytayaptilar. Ular kutadilar o'sha satr holatida, ya'ni nafs nasibalari bilan mashg'ul bo'lib, haliginday nurlanishlaridan bir oz uzoqlashgan paytlarida o'shanday qalbida nurlanish, porlash yana qaytishini kutib turadilar. To'satdan bo'lsa ham bir kelib qolsa, to'satdan bir Alloh menga shu ilhom bersa-yu, to'satdan qalbimga ertalabki lazzatni qaytarsa-yu deb qoladilar. O'sha loyihalar, o'sha bir lip etib yonadigan narsalar barqqa o'xshaydi. Barq ya'ni chaqinga o'xshaydi. Ya ayyuhal barqu allazi yalma'u min ayyi aknafis sama tasta'u. Yaltillab yonayotgan chaqin, chaqmoqlar qaysi tomondan chaqiyapti, chaqiyapsiz? Qaysi tomondan zohir bo'lyapsan sen? Deb aytgan she'rni aytmoqchi. She'rdan ma'no shuki, u banda qaysi tomondan kelganini bilmaydi. Palon zikrni qilsam yana hosil bo'ladi deyolmaysiz. Ertalab masalan astag'firulloh deyotgan paytingizda qalbingizga bir kelgan shunaqa nurlanish. Kech payt yana aytaman desangiz, o'sha kelmasligini. Aytaverasiz zikrni, lekin o'sha nurlanish topilmaydi. Qalbingizda o'sha huzur topilmaydi. Bir kun Qur'ondan yig'i keladi ko'zingizga. Yosh keladi. Bir kun Qur'on o'qiysiz kelmaydi. La ilaha illalloh desangiz keladi. Bir kun la ilaha illalloh deyotganingizda qalbingiz hozir bo'ladi. Astag'firulloh deyotganingizda o'sha huzurni topolmaysiz. Bir kun salovatdan keladi o'shunday fayz. Mana shuni aytmoqchi. Ey chaqin, qaysi tomondan yonasan deb qoladi kishi deydi. Shunga o'xshagan holatda bo'ladi demoqchi. Endi fatakunu avvalan birinchi bo'lib shu lavoih, loyihalar, ya'ni lip etib yongan narsalar hosil bo'ladi. Keyin lomiyalar yalt etgan, ya'ni sar uni ta'siri ko'proq va turish zamoni ko'proq bo'ladi. Keyin toliyalar hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha yalt etib hosil bo'lgan qalbdagi nurlanish, uyg'onishni eng qisqasini loyiha deydi. Sal uzunrog'ini lomiya deydi. Yana ham yarq etgan, yana ham ta'siri ko'proqini toliya deydi. Qisqaroq aytadigan bo'lsak, tushunarlimi? Bu narsalarni uchga bo'lmasdan nimaga bitta qilib aytib qo'ymagan? Uchga bo'lgan desa, hammasini o'rni borligi uchun va taraqqiyining belgisi bo'lgani uchun. Loyihalar barqqa, yashinga o'xshaydi. Ma zaharat hatta istatarat. Zohir bo'ladi-yu, yo'qoladi. Bir pasda yana sezilmay qoladi. Bir shoir aytganidekki, iftaraqna hawlan falamma altaqayna, iftaraqna hawlan falamma altaqayna kana taslimuhu alayya wada'a. Bir yil ko'rish olmasdan bir yilda bir ko'rish nasib bo'lib ko'rishdik-u. Yorim bilan yoyinki do'stim bilan ko'rishgan zahotimizda o'zi bir yil o'tib ko'rishgan bo'lsak, ko'rishgan zahotimizda salomi vidolashuv bo'ldi. Ya'ni ko'rishdi-yu vidolashdi demoqchi-da. Assalomu alaykum deyishdi o'rniga alvido deb ko'rishdi go'yonki. O'zi endi ko'rishdik bir yildan beri. Ko'rishdik-u assalomu alaykum emas, salomi. Alvido bo'ldi salomni o'zi. Ya'ni hech qanaqa diydorni bir huzuri bo'lmadi. Bir pasda ko'zimdan g'oyib bo'ldi o'sha mahbubim degan ma'noni aytayapti. U she'rda aytgandaqa bo'ladi u loyihaning holati ham. Ya'ni yilt etib paydo bo'lganga o'xshaydi, yana kishining qalbidan o'sha narsa ketib qoladi. Yana aytishadiki, ya zallazi zara va ma zara ka'annahu muqtabisun nara
مر بباب الدار مستعجلا ما ضره لو دخل الدار. Bizni ziyaret kılıp ziyaret kılmagan bu şehirden iktibas keltiryapti. Bu şehirde aytilgan odamni qilig'ini qiladi o'sha loyiha ham. Bizni ziyaret kılıp ziyaret kılmagan go'yanki bir gulxondan bir parcha olgandek ish tutyapsiz. Eshigimni oldidan tez o'tib ketyapsiz taqsir. Bir kirib qo'ysangiz nima bo'lardi hovlimga degan she'r bor. Odam o'zini bir do'stiga aytyaptiki, bizni ziyorat qilib ziyorat qilmagan, endi ziyoratga keldi-yu, assalomu alaykum deb eshitayotgan ko'rishib qaytib ketibordi. Bir salom berdi-yu ketibordi. U endi do'stini sog'ingan, kelib bir o'tiraylik deyapti-da. O'sha shoirni aytgan, do'stiga aytgan she'ridagi ma'no loyihada ko'rinadi. Ya'ni bir kelib qalbingizni ozgina obod qiladi-da, yana yo'qib qoladi. Yana istab yurasiz. Ziyorat tursangiz bo'lmaydimi deb qolasiz haligi qalbingizdagi nurlanishga qarab demoqchi. Lomiya bo'lsa loyihadan ko'ra zohirroq bo'ladi. Loyiha o'ta qisqa bo'lsa, o'ta haligi daqiq, o'ta ham ozgina qalbdagi bir nurlanish bo'lsa, lomiya deganimiz undan ko'ra yorqinroq, undan ko'ra qattiqroq, ko'proq chaqnaydigan bo'ladi. وليس زوالها بتلك السرعة لا يحكب تيز يغب قميدة لاميا أزغن قلد فتبقى فقد تبقى وقتين أو ثلاثة وثلاثة يعني بر إكي مدات تلد قنشة در وقت قلب إزده قلد لب يتب بايدا بولب لا يغب قميدة بلك قلب إزده قنشة در دوام إتد چون نما قشن ليه بولد ديسة بو أشى نفس حالة تربية طب مجان حالة غايب ilmlariga bog'lanmagan bo'ladi. O'shaning uchun birdan ko'tara olmaydi, yoki birdan davom eta olmaydi. Ozgina qalbida shu narsa nurlanish paydo bo'lib, kishi sekin-sekin qalbi tozalanib, qalbida keyin quvvat hosil bo'ladi. Aytishlaricha shu lomiyada kishini qalbidan o'sha tuyg'u o'tganda ko'ziga ham rang ko'rinadi deydi. Ba'zilar shu yashil yoki ko'z rang, ko'k rang, yashil yoki qizil ranglar ko'rinadi deydi. O'sha kelayotgan qalbiga kelayotgan shu nurlanish qahrdan bo'lyaptimi, lutfdan bo'lyaptimi, shunga qarab farq qiladi deyishadi ba'zilar. Bu go'yoki wal aynu bakiyatun lam tashba'i an-nazara deganga o'xshaydi. Ko'z mahbubni ko'rdi-yu, ko'rib to'ymasdan yig'lab qoldi. Ya'ni lomiya loyihadan ko'ra bir oz uzoqroq bo'ladi, lekin baribir o'ta qisqa fursat bo'lgani uchun yana kishi o'sha haligi sog'inib qoladi o'sha narsani. Istagancha qoladi. Yoyinki boshqa bir she'rda aytadi: lam tarid ma'a wajhihi al-aynu illa shariqat qabla rayha bi raqibi. Lam tarid ma'a wajhihi al-aynu illa shariqat qabla rayha bi raqibi. Shoir aytadiki, ko'z uning yuzining suviga undan sug'orilgani borarkan bordi-yu, hali chanqog'i qonmasdan raqibning kuzatib turuvchining kasofatidan tiqildi deydi. Shariqat deb, ya'ni inson bir narsa yetib tiqilib qoladi tomog'iga. Shuni aytadi. Ya'ni ko'z bir insonga o'xshaydi. Mahbubni didoriga to'ygani qaraydi. Ammo shu paytda oraga birov kirib, uni o'sha bemalol termulishiga qo'ymaydi. Go'yanki chanqagan odam suv ichgani bordi-yu, suvni ichaman deb endi xoplab turuvdi, tomog'iga bir narsa tiqilib qoldi. O'shnaqangi tomog'idan ichmoqchi bo'lgan suv o'tmasdan qaytgani kabi, ko'z yorning didoriga to'ymasdan qaytdi degan she'r bor. Shunga o'xshagan bo'ladi. Ya'ni oldingi loyihadan ko'ra lomiyada bir oz kishida bahra bo'ladi, ammo to'ya olmaydi. O'sha qalbidagi nurlanish bilan qalbi taskin olib xotirjam to'ya olmaydi. فإذا لمع قطعك عنك وجمعك به إن أشى لامعة قلب إزدى فايدة بغانا قيدا بلس حاليك نفسنا إستقلال سيزدن كسلب الله بلن برغة بولشك قلبت رغبت كتشوية بقالت مانا مثلا بس هاز نماز وقياب مز وقاتك عشقش مز ممكن نماز لذات ويادب وقاتك بارش شنا دمي بزدى حالة نماز لذات يوك بلكي تام لذات ترب تنمز ده حاليه Endi qalbda o'sha lomiya hosil bo'lsa, aksincha bo'ladi. Lomiya hosil bo'lgan paytda kishi ovqatga ham qaramaydi,
o'sha zikriden yoki ibodatidan olgan lazzati bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Lomiya bo'lganini, lomiy qalbda shu nurlanish paydo bo'lganini belgisi shu bo'ladi. Qata'aka anki o'zingdan kesadi degani nafsingni nasibalaridan seni uzib turib jama'aka bih o'zi bilan birga qilib qo'yadi. Namozdan ovqatga shoshmaysiz, yoki boshqa ishga shoshmaysiz, yoki telefonga shoshmaysiz, balki namozdan shu zikrdan uzilgiz kelmaydi-yu, go'yanki biroq tortib olgandek namozdan sizni sug'urib olgandek namozdan uzilib, zikrdan uzilib boshqa narsaga o'tasiz. Unda qolgiz keladi. Biz ko'pincha aksincha bo'ladi holimiz, to'g'rimi? O'zimiz majburlab bomlarga turamiz. Undan keyin deylik, peshinga ham bormasam gunoh bo'ladi deb boramiz. Ba'zimizda aytayapman-da. Ba'zi holatda shunday bo'lamiz. Namozda ham tezroq o'qib tugatib turib, kim bilandir ko'rishib, nimadir ish qilishga oshiqamiz. Lomiya qalbida shunday porlash bo'lgan kishida aksincha bo'ladi. U bomdoddan huzur oladi. Zikrdan turgisi kelmaydi, namozdan keyin yana o'tirgisi keladi, bomdoddan keyin ham, boshqa namozdan keyin ham. O'ziga qolsa o'tirib zikr qilaversa, biroq chalg'itmas. Hatto o'sha nafsini nasibasi bo'lgan narsalar ham unutiladi. Shunday bir rohatga kirib qoladiki, qalb lazzatiga keladiki, tark qilgisi kelmaydi. O'sha zikrdan uzilsa, haligi qalbidagi o'sha huzur va nurlanishdan, uzilishdan qo'rqib tark qilgisi kelmaydi. O'shunaqa bo'lib qoladi, seni qalbing seni o'zingdan uziladi. Nafsingdan uziladi, Alloh bilan birga o'p qoladi. Lekin lam yusfir nuru naharihi hatta karra alayhi asakirul layl. Lekin kunduzun nuri go'yoki qalbingizda bir quyosh porladi. Lekin bu porlagan quyosh uzoq davom etib hamma yoqni yoritib olmaydi. Qalbi to'la munavvar bo'lib ulgurmaydi. Balki tun qo'shinlari yana unga hujum qiladi. Ya'ni ozgina zikrdan lazzat topib, ozgina huzur oladida yana nafsini istaklari o'ziga tortishni boshlaydi. Bir muddatdan keyin. Mana bular bayna ruhin va nawh. Rohat dam rohatda dam musibatda bular. Nawh deganda duo degan o'zi. Dam rohatda dam musibatda bo'ladi. Ya'ni bir qalbi rohatga tushadi, yana bir boshqa narsaga aralashib qalbi musibatga tushadi go'yanki. Chunki ular kashf va satrning o'rtasidalar. Kashf Alloh taolo uni qalbiga ochayotgan o'sha nurlanishlar, satr nafsining istaklari g'alaba qilishi. Ular bir nafsining istaklari g'alaba qilib, bir qalbida nurlanish paydo bo'lib, hali unga, hali bunga o'tib o'rtada turgan bo'ladilar. Shunga shu bir shoir aytgan gapga o'xshaydiki, "Fallaylu yashmaluna bi fadli burdihi va subhu yulhifuna rida'an muzhaba." Tun ortib qolgan libosi bilan, tun o'zining qo'shimcha choponi bilan bizlarni o'raydi. Tong bo'lsa bizga zarnigor ridoni yopadi degan shoirni gapiga o'xshaydi. Ya'ni hali unda, hali bunda holatda bo'ladi. Tun bilan kun almashganda qabulan degan. Endi toliyalar loyihadan ham ko'ra, lomiyadan ham ko'ra ko'proq vaqt qoladi. Va aqva sultonin va uni qalbda hukmronligi kuchliroq bo'ladi. Va uzoqroq turadi ham. Zulmatni ko'proq ketkizadi ham qalbdan haligi nafsni nasibalaridan keladigan zulmatni ko'proq ketkizadi toliyalar. Shubhani ham ko'proq ketkizadi, lekin yana u ham toliya ham g'oyib bo'lish xatarida turadi. Qalbda to'la bir bardavomlikka erishmaydi. Juda ham avji baland bo'lmaydi, doimo ham davom etavermaydi. Yo'q bo'lib ketish xatarida turadi doim. ثم اوقات حصولها وشيكه الارتحال واحوال افولها طويله الازيال يعني حاصل bo'lgan payti hosil bo'ladi yo'q bo'lish arafasida turadi yana ammo yo'q bo'lgandan keyin asari ko'proq qoladi طويله الازيال degani dumi uzunroq degani ya'ni o'sha qalbidan o'sha nurlanish ketgandan keyin kishini asorati qalbida turadi o'shani bir ta'siri qalbida qoladi qanchadir Çünkü bazı ulamalar etken ki kalbde zikir kıyandan ki köp zikir kısa soğuk su içmesi kere deyişken zikirden ki. Köp zikir kıyan bayeti de kişinin hatta ruhiyeti hem kız kalbide hem şu nurlanış payda oladı. Soğuk su arkasından mesel kere içsin. Çünkü tanki tane de o şey nurlanış türsün deydi. Halid Nakşibendi şunu dedi gelirler. Bu hemen tecrübe.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashablarından Hanzala radıyallahu anh'ın hikayelerini köpe işitkenimiz. Ne dediler Abu Bakar Sıddık'ını görüp? Nafaka Hanzala dediler. Hanzala münafık bu kal dediler. Abu Bakar Sıddık bu ne dedi Hanzala? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurlarında otursak, o kişinin sözlerini işitip otursak, cennet bilen dozahını gözümüz bilen körgen de kopuk etmemiz. Kaçan ki ahlimizge kaytip, ular bilen bosek, bolasakaya aralaşıp, tırışılıkke aralaşıp, o halatı yukatıp koyamız. Kalbimizdeki haliki yakin halatı, o şey duygular yokup kaladı. Diyordular, Ebu Bekir Sıddık raziyallahu anhu ettiler ki, bu nasıl biz daha mı olay dediler. Kendi kavları bilge barıştı, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarına barıp, Hanzala raziyallahu anhu yana ettiler o şey. Bu ne dediğinin dediler Resulullah. Ne oldu senge? O kişi, kudu şu yapına etkenlerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki, eğer sizler beni alnımdan çıkkandan keyinem, beni aldığımda oturgen oşa halette devam etseyler ve zikirde devam etseyler de koşkenler. Fîmâ entüm aleyh ve fî zikri zikirde devam etseyler yollarilerde belki orunlarilerde yatken cayilerde feriştelar heriflerine kuruş edilir. Ve lakin sa'aten ve sa'a ya hanzala dediler. Ey hanzala lakin dem undak dem undak böyle tabii bu dediler. Yani dem undak, dem undak buluşunuz tabii. Bana şu hazırga etekken talia halet. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam musibetlerde oturgen beyti, ya ki zikirde oturgen beyti kişi cennet dozat kurgen deyip getirdi. Ya inki Allah Ta'ala'nın sıfatlarını kurgen deyip getirdi. Ki kalbide bir nurlanış payda buladı, bir sakinet hasıl buladı. Göyen ki hani nefsini hurucularıya, vasıfasıya bir şekilde kalıp, kişi cüde bir ruhani yükselişki çıkan oladı ki nereye çıkıp başkalarıyla koşulup yani ki nefs nasibesine yüzlengen peyde haligi halatını yukatır. Şimdi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şunu getirdiler ki demunda buladı, şuna kadar buladı oz dediler. Peki barıp zikir devam etip kişi o şey özünü ıslahı da devam etse nefs nasibeleri bilen ben bugün peyde hem kalbideki nürleniş sönmeyi diyen halat ki yeterdi. Barıp. Çünkü bunu bidayet ahlileri yani başlarda buladı bunlar sedebeti yaptılar. Ve hadihil mani mana şu manalar kaç manalar? Layiha digenimiz, lamia taliye digen nerselerimiz ahkamlarda birbirinden fark kıladı. Ahkamlarda ne de fark kıladı? Az ettedi onu. Bazıları ketkenden ki ondan umumen eser kalmaydı. Göyen ki bir kuyaş batken o kuyaştan keyin tün kelib quyoshdan hech qanaqa asar qolmagan deb bo'ladi. Go'yoki. Yana ba'zilarida ozgina asar qoladi. Natija qoladi. Uni roqmi, ya'ni o'zi asli surati ketsa ham undan ozgina qalbida kishini og'riq qoladi. Uni nurlari botsa ham agarchi asarlari qoladi dedilar. Mana bu asari qolgan nurlanishning egasi o'sha oldingi nurlanishni harakatı da yaşaydı keyni. Başka haletlerde. Yani irtelep mesela zikirde şu bir nurlanış hasılı bugün olsa, kündüzde hem başka işlerini kılarken, başka nesnelerde yüzlenirken, haligi kalbindeki irtelepki huzurunu haleti kalat. İkinci mertte, o şunakangi nurlanışını hasıl kılış için, o şu nesnenin kayıtışını kütüp, vakti bilen küleşer. Ve ya'işu bime vecede fi hini kavnihi. Her bir halatı da özünde bar halat bilen yaşaydı. Yani kişi kalbide şimdi bir nurlanış payda olsa zikirden ya bir fikirden fikir hem zikir gikirdi. İbadetten kalbide bir nurlanış payda olup kişi bir huzur neyse talia olsa yani köprak kalbi yaşındaysa kalbide köprak nurlanış payda olsa başka halat ki ötüp yemek içmek kayıtırışçılık ya başka ki ötken payda hem haliki kalbideki topken huzurunun ta'siri qalbida turadi. Bu nimadan bilinadi? Kishini holatida xushu paydo bo'ladi. Yurish turishida, o'zini tutishida viqor paydo bo'ladi. U bilinadi o'zi. Xushu paydo bo'ladi, ya'ni u odam namozga kelsa yana haligi holati oson qaytadi. Lekin o'shani qaytarishni o'yida yuradi-yu, Alloh taolo qalbiga nimani hozir qilgan bo'lsa, o'shun bilan band bo'lib turadi. U kishi deydilar. Mana shunga ishora qilgan Hazrat Navoiy masalan tun akşam geldi külbem sarı ülgün ruh şitabeyle bir geniş. Tün akşam
Kildi külbem saru ul gül ruh ştab eylep. Hrami sur etidin gül uza haydin gülab eylep. Tün akşam dem murad demek nefs nasibeleri turgan halat kişide. Nefs nasibeleri turgan halatında Ali zikirde kalbide bir lüm etken nasıl yanıldı mı? Keyin yine adamlar bilen yani ki yemek içmek bilen, tirikçiliği bilen, başka bilen meşgul olgan beytte haligi halat ketti. Lekin Allah Teala onu özüge çakırış için yani onu kalbiki o şey narsani keşf kıladı. Az gine deyip diyor. Göyen ki tüm akşamdan murat nefs nasibeleri zahir bugün peydi. O şende gülruh diyene özü ular müşahadan etişti. Göyen ki o şuna kadar layiha kalbiki bir nurlanış geldi. Elbette bu taliye derecesi mi yani ki ondan yukarı derece mi? Belki yukarı derece oluşu mümkün, müşahada oluşu mümkün. Çünkü ular gülruh diyen de gül yüzlü ay yüzlü yar degen peytte köpünce müşahadana yetişed. Kalbde gayb alamı gibi bulgen açılış ve gayb alamında nümellerinde de kıs kılış halatına yetişed. Ucundaki halat payda buldu. Dün akşamda. Yani nefs nasibelerinin üstüge gayb müşahadası payda buldu. Dünya halatı da türgen zahir bilen ben buluş halatının üstüge gayb halatından keşf payda buldu diye. Şitab eylem diyen tez geldi. Yani. Şu layihalar, talihalar tez geldi. Edip diyor, yaşın gibi gelip yok oldu diyor. Bu kişi etmek için ki tez geldi. Tez geldiğinden hıramı. Hıram deyip nazlanıp yürüyüşte etmedi uzay aslında. Hıramı yusulu etiydin tez yürüyeniden gül uza yüzü gül mü? Yürüyendi, tez yürüyeniden insan terlese yüzü terledi. Haliki yar göyen ki yürüyüp geldi. Şaş tez yürüyüp geldi. Yüzden ter akızıp o gülünü yüzünden akkan ter gülab bolu akıp geldi diyor. Degende murat gülabdan murat ilham deyişedi. Özlerin istilahında. Bu ne degen? Kalbimde zahir bilen ben bolup turgan haletimde gaybke bir müşahada hasıl bol diyor. Şundan menge bir ilhamlar, koşumça manalar keşf boldu degeni bol. O ebes ki keskorun oturgan edem Ali Gül'ü degen kız keş kurun kip geldi yürüp degenimez. Belki Ali Şer Nevai hazır ki bize etken mananı iradak eyle. Şimdi tez geldi degeninden Murat bana şu taliyage okşap, taliyage okşap birden hasıl buluşun nezirde tutuyor. Şimdi şimdi bevadi ve hücum degen. Yani badihe, bevadi degeni, bevadi degeni bedihe'den alıngen. Tösetten kere digenler sana bedihe değil. Bedihi değil. Biz de bedahaten bedihe göylük de kuşadı. Şeriyet istilahı da bedihe göylük digenin kogaz kalem olmasından oylayıp oturmasından doğrudan doğru nazım etken neydi? Bu şair bedihe göylerden bu gen. Dedi misal için. Yani ki şair, müşahara kılıçtı. Yani ki bedihe göylük kılıçtı dedi. O mesela bir test çıkıp bugün biz cuma günü ders kıldık. Ders kılgen de hem meze kıldık dedi. Neyse ikincisi, eğer meze kılgenin de gitmez edin, köçelerde sansırıp yürmez edin, temtirip yürmez edin dedi. Neyse o ki, bunun cevabı gene ait dedi. Kağıt kalem üşemezsen ben de hata etledim. Bana. Ağzı etek kendine kadar şey kılıp etledim. Biz ki hazır, cevabına kadar vazgeçmiş görüşü olmasayım. Çünkü okşagen böyle. Bu bedahat degeni şuna kadar tosetten kelgen dersen aytadi. Bevadihden murat ham şu. Badihadan murat ham şu. Badiha nima desa kalbke gaybden vahle yani bagta degen. Yani tosetten hasıl bolgen derse ki kalbini siskentar bir barat tosetten. Bu derse ya kursançilik de kilitirip çıkaradı ya huzunlu kilitirip çıkaradı ya yani ya kabız halatı ya alıp otup koyadı. Ya bas halatı galı otuk. Kalpke nime dur bir oy keledi. Ya inki bir duygu keledi. Ya inki bir kana kadar tesir keledi. Şundan buladı. Biz daim aytemiz, kayıt aytemiz bu halatlar kalbinin keçinmeleri Allah bilen bugün muamelelerde ve zikirlerde yine bu istilahlarını alır. Ama başka cihatlerden kelse, buna kanki oy, gam, ya inki hursançilik, ya inki tözetten kalbine bir nasip yapkası, tasavvuf istilahıya kirmedi bunlar. Bunlar aynı Allah Ta'ala bulan bugün muamelede yine işleydi bu istilahlar. Bevadih nimeyken tösetten kalbge bir nerse keledi ki
xursandchilikka yoyinki mahzunlikka eltadi. Ammo hujum nima desa, hujum qalbga vaqt quvvati bilan keladigan narsa. Bandaning, seni o'zingning harakatingsiz. Hujum nima degani esa, xuddi o'sha qalbga keladigan narsa faqat kuchliroq keladi. Qalbga qattiq turtki beradi, shundayki bi quvvatil vaqt degani Alloh taolo bandani umrining o'sha lahzasida unga uni harakatsiz nimadir jo'natgan bo'ladi qalbiga. O'sha bir nurlanish bo'ladi, bir tuyg'u bo'ladi, bir muhabbat jo'shiydi, bir xavf tug'iladi. Allohdan qo'rqib ketadi birdan, birdan do'zaxni o'ylab qo'rqib ketadi, tushunarlimi? Birdan jannatni o'ylab oshiqib ketadi, birdan zikr qilib turib huzurdan qalbi bir yorishib, o'zidan o'zi xursand bo'lib ketadi. Shunga o'xshagan holatlarni aytyapti. Shu agar kuchli bo'lsa hujum deyiladi. Min g'ayri tasannu'i minka degani sen harakat qilmasdan, ya'ni sen kutmasdan, sen o'ylamasdan, sen o'shanday holatni o'zingga hosil qilishga urinmasingdan Alloh taoloning o'zini irodasi bilan, quvvati vaqt bilan, ya'ni Allohning o'zini taqdiri bilan bo'ladi. Demoqchilar, bu yerda seni urinishingdan bo'lmaydi deb ta'kidlashlarining boisi, demak bu holatda kishi o'sha qalbida bo'ladigan kechinmalarni o'zicha chaqirib kelgan bo'lmaydi. Faqat Allohning o'zining lutfidan bo'ladi. Ya'ni men hosil qildim deyishga hech kim haqqi bo'lmaydi. Va yaxtalifu fil anwa' ala hasabi quvvatil valid va da'fihi. Qalbga kelgan narsani quvvatiga qarab, zaifligiga qarab, kuchsizligiga, kuchliligiga qarab har xil turga bo'linadi. Ba'zilarini o'sha bavodihlar o'zgartirib yuboradi va hujumlar uni tasarruf qiladi. Bu nima degani, qalbiga o'shunaqa bir turtki kelgan paytda kishi ba'zida bir seskanib qoladi. Ba'zilar tebranib ketishi mumkin. Ammo buni tasannuan qasddan qilib bo'lmaydi. Bizda haligi tasavvuf kishilari deb ko'rsatiladigan ba'zi bir videodagi kishilar bo'ladi. Xalqqa qilib zikr qiladi. O'rtaga tushib olib jinni suraylik qiladiganlar bo'ladi. Inson o'zini ixtiyorisiz o'sha holatga tushsa uzrli endi. Ammo o'zini shunday holatga solishga urinish bu riyokorlik bo'ladi. U hech qachon qalbga kamolat bermaydi. Bu odamlar masalan ba'zilar biz ko'rganmiz o'sha odamlarni. O'sha Alloh Alloh deb zikr qiladi. Boshini chayib, o'g'rada chayib o'g'rada oxiri keyin sallalari ham yumalab o'zi ham bir telbasimon holatga tushadi. U zikrsiz ham kallani o'shnaqa o'ynatsa odam jinn bo'ladi oxir. U o'zini boshini aylantirish uchun kallasini aqa baqa aylantira olgan bilan 200 marta 500 marta aylantirsa chayqaladi miya ham. Bu tasannu bo'ladi bu. Bu sun'iy o'zini o'zidan sun'iy nima yasash bo'ladi. Majzub yasash bo'ladi. Bu noto'g'ri narsa. Bu qalbga kamolat bermaydi. Balki kishi sokin zikr qiladi. Shuncha aytiladiki, xususan Hazrat Naqshband shu odamlarning shunaqa riyokorligini ko'rgandan keyin maxfiy zikr ko'rayotganlar. Zikr qilayotganingni hech kim bilmasin deganlar. Qalbingda zikr qilgin, tilingni ham qimillatma deydi shuning uchun. Chunki odamlar zohirga berilib, zohirda Alloh Alloh deb go'yonki ko'rinishda zikr qilgan bo'lib, qalbi g'aflatda qolayotganini ko'rganlar. Shuning uchun qalbga urg'u berganlar. Qalbingda zikr qil ko'proq, chunki maqsad Allohni qalbda eslash o'zi asli. Til o'shunga tanbeh beruvchi, uyg'otuvchi asli. Til qalbdagi zikrni ta'bir qiluvchidir. Ammo qalb qoq quruq bo'lib, tilni o'zi aylanadigan bo'lsa samara bermaydi. Shuning uchun maxfiy zikrni u kishi lozim tutganlar. Hatto o'sha Imom Hazrat Naqshbandning usullarini sharhida keladiki, ba'zi ulamolar aytganki, tashqaridan bilmasin sen zikr qilayotganingni birov degan. Azdarun shav oshnovu vazbirun begona vash inchunun zeboravush kammi buvat andar jahon degan. Naqshband degan ismat beriladi bu aytdim. Tashqarida begoniga o'xshab tura Allohdan, g'ofilga o'xshab turaver. Tashqaringda zikr qilayotgan odamga emas, g'ofilga o'xshab tur. Ammo qalbing Allohni zikrida tursin. Buni qanday chiroyli surat dunyoda o'ta kam topiladi deydilar. Bu riyodan saqlanish uchun shuni alohida ta'limotga kirgizganlar. Afsuski, o'zini Naqshbandiyaga nisbat beradigan kishilar jahriy zikrni joiz degan, joiz endi jahriy zikr. Lekin jahriy zikr degani u shaytonlash, baqirish degani emas u. U tilini qimillatib aytish xolos, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Shu xolos.
baqırışmaz yoki talvasiga tushmaz. Zohirda keyin haligi o'zini zokir ko'rsatib, tasavvuf ahli ko'rsatib, keyin shaytonlashga tushadi. Shunaqalar ham bor, arab diyorlarida ham bor. Gipnozga aylanib ketgan zokir emas. Haligi murshid degan odamni chiqib olib, qo'llarini oldiga olib borib, xuddiki bir hali odam muolaja qilayotganda ham mana bunaqa qo'llarini aylantiradi-da, bir dam solganda ham bunda ishoratlarni itarsa, haligi odam yumalab ketib qoladimi? Bu hammasi sun'iy narsalar, shaytonning o'yinlari bular. Bular zikr emas. Zikrdan murod Alloh taoloni Alloh taolaga bog'lanish. U qalbi zikridan ham murod nima o'zi asli? U havoga uchmas u. Qalbida doim Alloh tursin. Toyinki xursand bo'lsa, Alloh bilan xursand bo'lsin. Allohdan bir amr kelsa, u qalbi hozir turgandan keyin darrov bajarsin. Birinchi nafsi o'rtaga chiqmasin. Palon darsni berib qo'yasizmi desa, menga nima foyda bor ekan shu darsdan emas. Balki Alloh taolo shuni menga bitiribdimi? Vazifam bo'lsa Alloh uchun qilaman deydigan bo'lsa. Palonchiga palon yordamni qilib qo'ying desa, bu odam menga keyinchalik foydasi tegadimi, tegmaydimi deb emas. Alloh uchun darrov beradigan bo'lsa. Qalbi doim Allohga bog'langan kishi hamma harakatini Alloh bilan qiladigan bo'ladi. Shunga olib kelish maqsad. Bo'lmasa kishining qalbida u birinchi o'rin o'zi eng katta o'rin tutgan bo'ladi. U doim men deb yashaydi. Hamma narsani o'sha menga bog'laveradi. U men bor joyda Alloh bo'lmaydi. Hatto namoz o'qisa ham evaziga savob olishim kerak. Baloncha baloncha narsa jannatda menga berilish kerak deb o'ylaydi. Banda sifatida emas. O'shanda ham nafsini orqasidan ibodat qiladi. Allohga banda sifatida emas. Lekin o'sha banda sifatida bo'lishi uchun xursand bo'lsa Alloh bilan xursand bo'ladigan, tavakkul qilsa Allohga tavakkul qiladigan, tayansa Allohga tayanadigan, boshiga bir ish tushsa birinchi Allohga yuzlanadigan, xursand bo'lsa birinchi Allohga hamd aytib, keyin vosita bo'lgan odamga rahmat aytadigan, Allohdan bir amr kelsa Allohdan ekan deb birinchi urib sapchib turadigan holatga olib kelish uchun qalbida Alloh doim yashashi kerak. O'sha holatni olib kelish uchun qilinadi qalb zikri. Shuning uchun qilinadi zikr ham o'zi. To'yinki kishi Allohga bog'lansin. Alloh ibodatga buyurarkan, roza masalan, rozaga, zakotga, hajga buyurgan, namozga buyurgan eng ko'p buyurgan Qur'onda. Buyrug'ini orqasidan ko'p degan so'zni ishlatgan emas. Masalan, namoz o'qing ko'p degan emas. Zakot bering ko'p degan emas. Roza tuting ko'p degan emas. Balki faqat zikrda shuni aytgan. Qachon vazkurulloha Allohni zikr qiling degan so'zi kelsa, Allohni orqasidan kathirun keladi. Ko'p zikr qiling. Alloh o'ziga amallarda, Alloh o'ziga ibodatlarda buyurganda, o'ziga ibodatga buyurgan paytda, o'sha ibodatlarning orasidan zikrda doim ko'p so'zini qo'shib aytgan. Ulamolar savol qilishgan, nechta bo'lsa zikr ko'p bo'ladi desa, ko'pning eng kami 1000 ta deyishgan. Ko'p zikr qil deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta. Ko'p salovat ayting deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta. Ko'p istig'for ayting deyaptimi? Ko'pning eng kami 1000 ta, ya'ni bir kunda. Ko'pning eng kami 1000 ta deb aytishgan aksar ulamolar. 300 ta deganlar ham bor, lekin aksar ulamolar ko'pning eng kami 1000 ta deyishgan. Alloh o'zini zikriga buyurgan paytda ko'p so'zini qo'shib, ko'p zikr qiling degan. Hatto jang maydonida ham, yolg'iz holatda ham, jamoaviy holatda ham, hamma holatda. Mana bulardan murod Alloh taologa bandani bog'lash va banda Alloh subhanahu va taolo bilan birga bo'lishligi doim. Bundan bandani islohi kelib chiqadi. Amallarida ixlos paydo bo'ladi, chunki u o'zini o'ylamas, Allohni o'ylab yashayotgan bo'ladi. Ubay ibn Ka'b aytganlaridek radhiyallohu anhu, kimki ertalab tong ottirsa-yu eng katta o'yi Alloh bo'lmasa, u Allohdan emas deganlar. Ana shu holatni kasb qilish bo'ladi. Tushunarlimi? Shuning uchun zikrda qalbni ishlatish yoki ko'p zikr qilish buyuriladi. Ammo shaytonlash uchun emas u. Lekin kimdadir qalbda zikr qilayotgan paytida, yoki o'zi bir tasbih aytayotgan paytida, yoki nafiy isbot qilayotgan paytida bir tebranish hosil bo'lsa, to'satdan masalan yiqilib tushsa, ba'zi odamda bo'ladi shunaqa bir kechinmalar. U uzrli u. U uzrli odam inshaalloh aybdor bo'lmaydi. Ammo sun'iy ravishda o'zini ko'rsatish uchun yoki o'zini shunaqa majzub qilish uchun sun'iy ravishda o'zini tebratish bu riyokorlik bo'ladi. Bu solih amal emas bu. Yana ba'zilar dedilar, "Man yakunu fawqa ma yafja'uhu halan va quvvatan."
O adamın halı ve kuvveti şunluğu buladı ki, onge kelgen, kalbine kelgen o şey bavadihler, yani tesettten, gaybden açılgen bir keşifler, o adamı tebret var mıydı? O adam tesettten bir sadır bugün halette, halette ondan bir hastalıkta düşmeydi. Ulaike sadatul vakt, zamanının sayyidleri deyişimiz mümkün. Yani ki vakt egeleri o şeylerdir. Yani her bir vaktini uzunu, her bir devrini uzunu yetükleri buladı, yetükleri uçnaka buladı, tebrenmez buladı. Şimdi bir beytte ayetilgeni kebi ki La tehtedi nuvabu zamani ileyhimu ve lehum alel khatbil celili licamu. Nuvab digeni naibe masaib digeni, yani musibetler. Devr musibetleri ularga yol tapa almaydı. Ular büyük büyük işlerge sabitdirler. Büyük işlerde ular tebrenmezden tur biri aladılar. Licem degeni o zaman yügen neydi? Yani ular katta işlerde, büyük işlerde sabit turu aladılar. Kalplerine hoşuna kayınca keşifler bulsa hem ular terbesine düşüp kalır, uzun yukarı koyup şuna kadar halet geçişmeydi. Şunun için bu yetkililerin halet. Sahabe-i kiramlarda tabiyelerde görmeyeceksiniz. Onların yetkili gider. Lekin ruhi, ruhiyeti zayıf kişilerde haligindeki haletler buluşu mümkün. Bazı adam hayran buladı. Ne o saliflerde olmayan ya ki sahabelerde olmayan deyse onların ruhani kuvvetleri belent bugeniden buladı. Hazır hem ruhani kuvveti belent bugün adında bu muydu? Ama ruhani kuvveti de zayıfliği var kişide. Mesela bir kança vakit zikir kısa, kalbi de şu meşgul olsa zikir bilen, kalbi de bir nurlanış meydan olsa, yani bir duygu kese titrep getip kalışı, tebrenip getip kalışı mümkün. Ama bir karar kişiler, sabit kişiler onları halatke düşmeydi. Şimdi bu yerde bevadihler var. Bevadihlerde sebep oladı. Ama hücumda sebep olmadı dedi. Bir tek koşmayacak. Yani kalbizge tösetten keledigen o şey varidatlarda sebep olmadı. Tösetten kep kaladı ama hücumda sebep oladı. Hücumda olmadı aksince. Bevadihde sebep oladı. Sebep diyen ne mi diyen? Kana kadar zikir kılas, amel kılas, kim bevadihler payda oladı. Ama hücum sizi ihtiyarisiz, yani sizden birer nesel sadır bugün neyvazige olmadı. Hücumdan murad ne? O şey kalbki keledigen tuygunu kuvvet, küçülük gelişliği. O, onu yasad bulmaydı. Halbuki koşumca hareketler bulan hasıl kılıyken kişiler, onlar sadık bulmaydı. Doğru bulmaydı. Yani kendi mevzu uzurluğuyken talbim bulan temkin, inşallah onu kendi derste okuyumuz. İnşallah iki dersden keyin asasi kitabın mevzusuna kiremiz. İnşallah, Allah nasip etsin. Asasi terbiyevi cihette indi keledi. Bu hazırlıkta okuyanlarımız ve bu tevbeden başlanadı. Tevbeden başlayıp ameliyatı kırışlar. Onun geçe bu haletlerini bize zikir kılıp verişleri tevbeye kirip kişi zikirge şomukup ruhi tazelenişki ötkende özde hasıl bugün derslerini anlaşı üçün aldığında beyan koyarlar. Biz çünkü körgemiz bazı kişilerini zikirde bazı bir haletler sadır bugün yani ki bir kalbinde nurlanış fayda bugün yani ki özünü makamını yükselekkenini kalbini yükselekkenini sezip biraz özden ketip koyan kişiler buladı. Yukatıp koyadı şunu. O yüzden çünkü bu narsalarını, bunlar bayan kıp koyadı ki hazırlığın manalarını o şuna kadar özden ketip yukatıp oturmayın kendim. Geçen de hemen bir kişiye kelime etti. Ben ilgeri şuna kadar özümü yükselişimi kıskılıp yürürdüm. Az yokup koyan dedi. Özüge baha bergen siz dedim ben. Kaçandır özüge baha bergen bolas, fazilette özüge bergen bolas ki Allah'a koyan boladı. O şuna kadar halet bulması dediği için yani ki yeseme surette özüce hayalen bu neselerde verilmesi dediği için kişi bu manalarını, bu istilahlarını bayan kıpkı yaptılar. Şimdilik tasavvuf kitaplarında kendini düşünüş için. Subhane Rabbike Rabbine İzzeti Amme Yasifuna ve Selamun Alel Mursaline Velhamdülillah.